Merhabalar, ben Yavuz. Ben Emre. Teknoloji dünyasıyla ilgili her türlü konuda sizlere destek olmaya devam ediyoruz. Bugünkü incelememizin konusu gimbal mı diyelim, bu tarz ürünlere ne diyelim Emre? Evet Yavuz, bu tarz ürünlere genel olarak gimbal diyoruz. Daha çok bizim kullandığımız tabir telefonlar için görüntü sabitleyici. Bu bizim için de kullanımın telaffuzu daha kolay oluyor. Ama ben baktığım zaman hani daha önceki gimbalları da hani birçoğuna baktım. Bu ürün biraz daha uzay gemisi gibi yani. Üzerinde çok fazla tuş var. Yanında böyle bir çevirebileceğin scroll var. Sözü hemen sana devredeyim istiyorsan. Evet Yavuz, Zhiyun Smooth 4 ile beraber gerçekten tam da gösterdiğin gibi birçok yenilikle beraber geliyor. Bir görüntü sabitleyiciden beklediğimiz her şey bu cihazla mevcut. Hı hı. Ortalama 20 saate kadar çekim süresi vadeden bir görüntü sabitleyici. Hı hı. Fakat hiçbir telefon 20 saate kadar bataryası bitmeden video kaydında devam edemiyor. Evet. Burada çok güzel bir özellik düşünmüşler. Cihaz hem kendisine harici bir power bank ile şarj edebiliyor. Bu 20 saati daha da uzatabiliyor. Hem de harici bir power bank taktığınız zaman üzerinde takılı olan cep telefonumuzu da şarj etmeye devam ediyor. Bu şekilde gerçekten çok uzun süreli videolar çekebileceğiz. İçerisinden diğerlerinde kolay kolay görmediğimiz bir şey, içerisinden bir de tripod ayaklığı çıkıyor. Yani sabit bir yerde görüntüye odaklanıp sabit bir kayıt yapacaksak kesinlikle çok işimize yarayacak olan bir tripodla beraber geliyor. Aynı zamanda Zhiyun'un ZY Play ismini verdiği bir uygulama var. Cep telefonumuzu cihazla eşleştirdiğimiz zaman fotoğraf çekmek için ZY Play uygulamasına ihtiyacımız yok. Fakat üzerindeki tüm fonksiyonları, tuşları kullanabilmek için ZY Play uygulaması önemli. Bunu mutlaka belirtelim. Fonksiyonları kullanmak için ZY Play uygulamasını telefonumuza indirmiş olmamız gerekiyor. Hemen yanında kocaman gördüğümüz bir çark var. Bu döndürme çarkını kullandığımız zaman ZY Play üzerinden etrafa zoom yapabiliyoruz. Bu burada telefona dokunmadan bize zoom yapma imkanını sağlıyor. Aynı zamanda genelde gimbal'larda çok görmediğimiz bir özellik, şarjının ne kadar kaldığı. Burada ise üzerine LED ışıklarla döşenmiş bir batarya göstergesi var. 4 parçadan oluşan bir LED ışık var. Bu da yüzde olarak bize ne kadar batarya süresinin kaldığını da gösteriyor. Bir diğer özelliği ise ZY Play uygulamasının en güzel özelliklerinden birisi de fotoğraf çekerken vertigo efekt dediğimiz bir efekt vardı. Hı hı. Kadrajdaki görüntüyü sabit tutuyorduk ama arka tarafı kadraja doğru yakınlaştırabiliyorduk. Telefonumuza hiç dokunmadan bu efekti bile bu cihazla gerçekleştirebiliyoruz. Zaten bu modeli kullananların da gerçekten en çok beğendiği özelliklerden bir tanesi yeni gelen bu özellik. Tabii cihazı eline aldığın zaman ilk fark ettiğim şey, onu söyleyeyim aslında, birçok gimbal'a baktık. Ağırlığı evet. Oldukça uygun. Çok fazla rahatsız etmiyor seni. En evet. Büyük gimbal'ların en büyük sorunlarından bir tanesi belli bir sürede 8-10 dakika video çektikten sonra ağırlaşmaya başlaması ve elinle çok fazla tutamaman, sabitleyememen. Bu ürün üzerinde çok kolay hani 10 dakikanın üzerinde 20 dakika 30 dakika çekim yapabilmem mümkün. Hemen sana şunu sorayım. Üst tarafta burada telefonu sıkıştırdığımız alan var. Ne kadar bir ağırlıkla telefon takabiliyoruz buna? Ve boyutu ne kadar bu telefonların en evet, fazla? Evet Yavuz, burada çok güzel bir yere değindim. Bunun da çünkü bir sınırı var. Üzerine takabileceğimiz telefon 6 inç ekrana kadar destekliyor ve telefonun ağırlığı olarak da 210 grama kadar destekliyor. Bu ölçülere uyan, kriterlere uyan telefonları gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz. Fakat burada şunu da belirtmeden geçmeyelim. 6 inç ve 210 kriterine uysa dahi bazı cep telefonlarında şöyle durumlar var. Ağırlık merkezleri tek bir yere toplanmış olan cep telefonları evet. Var. Bunlar örnek vermek gerekirse Note 9 bunlardan bir tanesi. Ağırlık merkezi genelde sol tarafa yoğunlaşmış bir telefon. Bu tarz cihazlarda az önce söylediğimiz ölçü kriterlerine uysa dahi gimbal'da denge hassasiyetinde sorun çıkartabiliyor. Zaten Zhiyun Smooth 4 de kendi sitesinde de burada uyumlu telefonların listesini yayınlıyor. Hı hı. Bu cihazı almayı düşünen kullanıcılarımız önce oradan kendi telefonlarının uygunluğunu da test etmiş olabilirler. Takip modu konusunda da gerçekten çok başarılı bir cihaz. Gimbal'ı kullanırken herhangi bir objeye odakladığımız zaman, obje hareket ettiği zaman gimbal otomatik olarak cihazı takip modunu çok başarılı bir şekilde yapıyor. Aynı zamanda manuel olarak da takip modu arkasında tuttuğumuz zaman parmağımıza denk gelen büyük bir tuş var. Normalde farklı bir mod kullanırken takip moduna geçmek istediğimizde tuşa bastığımız zaman takip moduna geçiyor. Bıraktığımız anda bir önce bıraktığımız mod neyse cihaz oraya tekrar geri dönüyor. Modlar genelde gimbal'larda hangi modda olduğumuzu göremiyoruz çünkü hep uygulama üzerinden kontrol ediliyordu. Fakat burada tuşlar üzerinden modlarda geçiş yaptığımız için hangi modda olduğumuzu da çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bu açıdan da gerçekten çok mükemmel başarılı bir cihaz. Çok teşekkür ediyoruz bu yeni ürün hakkında verdiğin bilgiler için.
yeni bir videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.